Aslında muhalefetin de bazı bölgelerde çıkardığı adaylar çok eleştirildi. Bunların en başında Hatay'daki Lütfi Savaş kararı geliyor. Ardından geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayının da ismi belirlendi. Cemil Tugay da tartışıldı. Bu noktada işte Hacer Fogo var. Onun istediği bölgeden aday olup olmaması yine tartışıldı. Muhalefetin de sizce seçimlere giderken hem bir hukuk krizinin hem de bir ekonomi krizinin içinde seçimlere gidiyoruz. Tercihlerinde yanlışlar var mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu isimleri? Şimdi bu yerel seçimlerde hatta milletvekili seçimlerinde de adaylıklar her zaman için tartışma konusu olmuştur. Yani ben geriye doğru baktığım zaman herkesin her şeyi kabul ettiği bir durum adaylıklar söz konusu olmadı. Çünkü bir bakıyorsunuz mesela İstanbul Kadıköy'de 10 tane diyelim, tam sayısını bilmiyorum, yanlış da olabilir. Kadıköy'de 10 tane aday var. Şimdi bir de bu seçmen, bu adaylar da öyle bir durum ki adaylıkları söz konusu olduğu zaman birbirlerini çekememezlik var. Yani aynı bunu demokratik bir yarış olarak da bunu görmüyorlar. Yani ben kazanmazsam eğer yıkılsın parti anlayışında bir sürü aday. Bunu nerede gördük? Bunu ya 3 dönem Ataşehir'in belediye başkanlığını yapmış aday şeyde gördük. Belediye başkanı da hala belediye başkanı olarak orada çalışıyor orada. 3 dönem seni bu parti belediye başkanı yapmış orada. 4. seferi yok diyor. Ben diyor belediye başkanı olmak istiyorum. Fakat parti tabii ki onu yapmak istemiyor. Yani çok doğal hakkı. Yani Gibi değişim iyi belediye iddiasıyla geldi yeni sanki yönetim. babadan miras kalmış belediye başkanlıkları gibi böyle bir durum söz konusu. Bu sefer vay Kılıçdaroğlu taraftarlarını alevileri tasfiye ediyorsunuz vesaire falan. Çok da öyle bir durum da yok aslında. Ama böyle bir değişim sözüyle geldiler bunlar da. Kardeşim sen 3 dönem orada belediye başkanı. Bir sürü de şey var, dedikodu var ortada. Şaibe bilmem ne vesaire falan böyle bir şey. Ya bırak kardeşim, karım da şeyde milletvekili ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili oradan. Daha ne istiyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini yiyorsunuz. Yani kaymağını yiyen bir ailesiniz orada adaylıklar konusunda. Şimdi kalkıp ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi 46 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Ya 46 yıl önce sen üye olduğun zaman Alevilik vesaire falan mı vardı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar şey. Ama Aleviler iyi bir yere geldiler. Hiçbir sorun yok orada. Gelsinler oradan. Ama bazı adayların değiştirilmesi söz konusu olduğu zaman Aleviler tasfiye ediliyor şeklinde ortaya çıkıp partiye saldırmak yani işte kolay bir şey değil ve millet bunu affetmez ayrıca. Herkes her şeyi görüyor orada. Yani bir sürü Alevi adaylar da İstanbul'da da yerinde bırakıldı. Onu da biliyoruz yani oradan. Bu bakımdan bu tartışmaları ben fazla ben prim vermek istemiyorum. İzmir'de oldu. İzmir tartışıldı. Şimdi İzmir'deki durumu net olarak ben bilemiyorum. Yani İzmirliler mesela bazı İzmirliler karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki hiçbir şey yapmadı diyorlar. Ya öbür taraftan bir altyapı yatırımlarına büyük destek vermiş. Kooperatifçilik, tarım ve bir sürü alanda sağlık dahil olmak üzere alan açmış. Şimdi bunların aslında çok net bir şekilde incelenip yani taraf tutmak var ya böyle ideolojik taraf tutmak. Ben karşıyım. Ya kardeşim sen karşılığın da karşı tamam karşısın da neden karşı olduğunu çok net bir şekilde akli bir şekilde ortaya koy. Altyapı yatırımları yapıldı deniyor. Yapılmadı mı? O zaman bunu ispat et. Söyledi hiç böyle bunlar yalan de. Nereye yapılmış falan diye sor oradan. İzmir'de görünen bir takım üst yapı çalışmaları eksik olabilir. Bunu ben oradaki belediyeler, başka ilçe belediyeleriyle konuşurken iki belediyenin onlar da bunu işaret etmişlerdi aslında. Ama yani bunu ana mesele falan yapmamak lazım. Yani oradaki parti orayı da değiştirdi bir şekilde. Yani gelen İzmirlilerin umarım ki bunu değiştirirken
Yani Tunç Soyer'i görevden alırken, daha da görevden alayım, aday göstermekten vazgeçince, işte Karşıyaka Belediye Başkanı'nı gösterirse, umarım İzmirlilerin nabzını tutmuşlardır. Çünkü en sonunda insanları küstürmemek lazım orada. İzmirlileri bir de böyle bir değişim yapıyorken ikna etmek zorundasın orada. Neden bunu yapıyorsun? Partinin böyle bir görevi olması lazım. Parti ile halk arasında bir kopukluk olursa eğer, bu anlamda yani senin tercihlerini partililere ve seçmeni anlatamazsan, o zaman problem çıkar. Ben şu aşamada böyle bir eksiklik olduğunu görüyorum.